sabırlı, cesur, fedakar, milyonlarca insan, Anadolu'nun birbirinden zorlu koşullarına kusursuz bir uyum sağlıyor. Yedi bölgeye şekil veren farklı coğrafi özellikler, bu topraklarda yaşayanların karakter özelliklerine de şekil veriyor. Merhamet, dürüstlük, cömertlik gibi nice büyük erdemler ve yüreğinde taşıdığı en güzel duygularla yaşamı kucaklamaya devam ediyor. Anadolu insanı. Yaşam mücadelesinde hep bir dayanak arar insan. Engelleri aşarken ona uzanacak yardım eline muhtaçtır. Beklediği yardım bazen en yakınından, bazen de doğadan gelir. Ve Anadolu insanı yapılan hiçbir iyiliği karşılıksız bırakmaz. Bu toprakları mayalayan en güçlü erdemlerden birisidir vefa. Bilinen en eski mesleklerden biri. Anadolu coğrafyasının tarihinde ve ortak kültüründe hala büyük değer görüyor. Peygamber mesleği olarak bilinen çobanlık, geçimini hayvancılıkla sağlayan yüz binlerce insan için vazgeçilmez bir işleve sahip. Günümüzde çobanlık mesleğinin kalbinin attığı en sıra dışı geleneklerden biri Denizli'nin Aşağı Seyit köyünde yaşatılıyor. 850 yıldır devam eden bu gelenek, Çoban Bayramı ve Koyun Atlatma Yarışması ismiyle anılıyor. Yarın burada çobanlar, koyunlarını peşlerine takıp, Büyük Menderes'in sularında şansını deneyecek. Yöre genelinde, çobanların büyük heyecanla beklediği bir yarışma bu. Her yıl, çevre il ve ilçelerden çok sayıda çoban, bu yarışmada buluşuyor. Denizli, Baklan'a bağlı, Dağal köyünde yaşayan Koçan ailesi de yarınki yarışma için son hazırlıklarını yapmak üzere bir araya geldi. Aslında bu yılki yarışmaya Sadık ve Mustafa katılacaktı. Ancak aşçılık yapan Sadık'ın yarın bir düğünde yemek yapmak zorunda olması nedeniyle planlar değişti. Onun yerine babası Emin yarışacak. En son 2012 yılında katılmıştım. Onu da birinciliği aldım. Ondan sonra kendime söz verdim bir daha katılmayacağım diye. Gençler birinciliği alamayanlar alsın dedim. Onu da bu sene oğlanın yemeği olduğu için koyunun yemeği boşuna gitmesin diye onun yerine katılabileceğim. İnşallah bu sene yine birinciliği alacağım. İddialıyım. Evet. Evet. Koyunun adı Karabaş. 1,5 yaşında. İlk defa denizi görecek. İştahı güzel, ümitliyim. Koyun atlatma yarışmasının belli kuralları var. Koyunlara kırkım yapılması, sonra da tek tek boyanmaları gerek. Karabaş da yarışmaya iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Karabaş, yıllar önce aynı yarışmada boy gösteren bir başka koyunu anımsatıyor Emine. O da Karabaş'tı. O da güzeldi. Topaldı. Kuzu yukarı ayağı kırıldı onun. Yalnız İhsan'a yakın olduğu için kırık ayağına ben onu kuzu yukarı götürdüm oraya göstermeye. Ondan sonra bir kere giriyor, iki kere giriyor, ağır giriyor. Kırda da benim yardımcım olduğum için girmiyor diye başkaları bir sene girmedi mi kurbanlık satıyor. Ben 11 sene beklettim. 12. sene birinciliği aldım o ayağı kırık koyunla. 12 büyük yaş. Yani insan yaşının 75-80 gibi olmuş sayı. 12 yıl. Çobanların yarışmaya katıldıkları koyunlara burada bir isim verilmiş. Aynı zamanda sürü lideri olan bu koyunlara yörede el koyun deniyor. Tecrübeli çobanlar sürüde hangi hayvanın zaman içerisinde
el koyun olacağını henüz yavru oldukları aşamada anlayabiliyor. Şimdi bu el koyununu seçerken ufacık kuzuyken kıyıda yayılır, anasına bek bakmaz, çobana yakın olur. Biz de bunu deneriz 5-6 aylık olunca. Bak gelip giderken anasını bırakıp da çobanın ardından geliyorsa onu el koyunu olarak seçeriz. El koyunu her yönden çobana yardımcı olur. Gırda güderken koyunu çağırır, getirir yanına. O yüzden yani bir yardımcı gibi görevleri vardır. El koyunla çoban arasındaki ilişkinin bir benzerine rastlamak oldukça zor. Sahibini sesinden tanıyan ve ona büyük bir bağlılık duyan bu koyunlar, çobanlarının gözünde paha biçilmez bir değere sahip. Mustafa da mor koyunla ilk kez yarışmaya katılacak. Görünüşe göre aralarından su sızmıyor. Yarınki yarışmada olacakları şimdiden kestirmek imkansız. Ama Mustafa işi şansa bırakmak niyetinde değil. Zaman azalırken hafta boyunca yaptığı çalışmaları son kez tekrarlamak istiyor. Emin'in antrenmanla kaybedecek zamanı yok. Artık sürüyle ilgilenmesi gerek. Yarın herkes için büyük gün. Ve onlar el koyun Karabaş'la birlikte sabaha kadar merada olacaklar. Ben yapmıyorum, arkadaşlar yapıyor. Gezdiriyor köy içinde, bir ay sürüye göndermiyor. Arkadan kuval attırıyorlar, şey ettiriyorlar. Ben hiç ikman vermiyorum. Devamlı yarış güne kadar benle gece gündüz gidiyor koyuna. Sabah koyundan geleceğim, artacağım, denize götüreceğim. Yani ben alakomuyorum. Güttüğüm için iyi olurdu da gerek yok. İçinde olduktan kari benim güvencem var. Olmazsa da bu sene örgenir, yeni sene güzel girer. Zor bir gün olacak. Bir gün yapmayacağız gari. Sabaha kadar güteceğiz. Yarın yarış bitince saat 2'de, 3'de ne zaman biterse akşama kadar yatacağım. Akşam çıkaracağım koyunu yine. Nihayet beklenen gün geldi, çattı. Mustafa ve Emin yarışma alanına doğru ilerliyorlar. Emin yarışmada oldukça iddialı ama gönlü Mustafa'nın kazanmasından yana. İnşallah ben değil oğlum birinci olur. Ben oldum, bir de havesini o alsın. Çünkü birinci olursa havesini ömür boyu yitirmez. Belki çoban olur. İştahlanır. Ben diyorum oğlanlara, ikisine de diyorum, devredim, verim koyunu, yap, siz yapın, şey etmesin, esilmesin diyoruz. Yapmayacağız diyorlar, havesi yok. Belki birinciliği olursa heveslenir. Mustafa'nın gelecekte çobanlık yapıp yapmayacağı henüz belli değil. Ancak bugünkü yarışmayı kazanmak için fazlasıyla istekli. Zamanının çoğunu merada geçirmek zorunda kalan çobanlar bu etkinlikle bir araya gelme fırsatı buluyor.
Aynı zamanda asırlar önce yaşamış atalarının geleneklerine sahip çıkarak onlara vefa borçlarını ödemiş oluyorlar. Yarışmacıların hangi sırayla yarışacağını belirlemek için kura çekiliyor. Toplamda 34 çoban yarışacak. Çekilen kura sonucunda Emin 10. Mustafa da 18. sırada yarışma hakkı elde etti. Yarışma için artık her şey hazır. Yarışma başladı. Kurallara göre çoban suya atladıktan hemen sonra boyalı olan el koyununun da çobanı takip etmesi gerek. Sürüdeki diğer koyunların suya atlaması gibi bir zorunluluk yok. Yarışmanın hakem heyeti el koyunun çobandan kaç saniye sonra suya girdiğine bakarak sıralama yapıyor. Yarışma 3 turdan oluşuyor. Herhangi bir turda koyunu suya atlamayan çoban eleniyor. Tüm turlardaki ortalama atlama sürelerine bakılıyor ve kazanan belirleniyor. Sıra şimdi Emin'de. Kendinden oldukça emin görünüyor. Yürürken yani insan koyunundan şeye duyuyor. Girip girmeyeceğini tahmin ediyor. Hissediyor. Gelişinden, yürüyüşünden, bağırışından iştahlı olduğu belli oluyor. Rahatlama giriyor. Diğer konularımız 10 numarada Batlanda Ağzan Karabaşı'nın koyunuyla Emin Koçan aramızdaydı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sürüyü geri çekebiliriz. Sürüyü geri alabiliriz. Emin büyük bir hayal kırıklığı içinde. Yarışmada işler hiç de umduğu gibi gitmedi. Suya varıp kendin girdin koyun oldu mu kahroluyor. Girmedi. Dönüyorsun bir bakıyorsun. Üzüntü veriyor girmedi mi. Yani mırın yıkılıyor. Üzülüyorsun. Şimdi Mustafa'ya geldi sıra. Babasının yaşadığı hayal kırıklığı onun da moralini bir hayli bozdu. Ancak yine de tüm dikkatini yarışmaya vermek zorunda. Efendim 18 numaralı yarışmacımız Batman Dağıl Mahallesi'nden Mor Köyü'nden Mustafa Koçan'a çok teşekkür ediyoruz. Sürüyü çekebiliriz. Yarışmada Mustafa'nın da şansı yaver gitmedi. Ancak önünde uzun yıllar var. Gelecek yıl birincilik ipini göğüslemek için elinde yeni bir fırsat olacak. Bu yarışmanın bir kazananı veya kaybedeni yok. Çobanlar bayram coşkusuyla kutladıkları bu özel günde gönüllerince vakit geçiriyor. Aynı mesleği yapan atalarına duydukları vefayla işlerine dört elle sarılıyorlar. Anadolu
ürün çeşitliliği bakımından dünyanın en özel coğrafyalarından biri. Bu zengin topraklarda yetişen ürünler binlerce yıldır sofralara bereket getiriyor. Ancak öyle ürünler var ki en iyi lezzete ve en yüksek verime sadece belli bölgelerde ulaşabiliyor. Tıpkı Amasya Taşova ile özdeşleşmiş çiçek bamya gibi. Taşova'ya bağlı Yaylasaray köyünde yaşayanlar çoğunlukla bamya tarımıyla geçiniyor. Hatun da onlardan biri. Sabah erkenden hasat için tarlaya doğru yola koyuluyor. Doğma büyüme buralıyım. Güzel, köyümüz güzel. Yani her gelen memnun kalır. Sevilen bir köy, çalışkan bir köy. Yani genellikle meşhur olan bamyası illaki olmazsa olmazı. Bamyamız da Nisan'da ekilir. Mayıs, Haziran gibi açmaya başlar. Kasım aylarında sona olur. 3-5 ay süren bir mahsul. Güzel bir çalışmamız var. Ben bildim bileli var, daha öncesi de var. Ebedede gününden beri. Yani 70-80 yıldır olan bir mahsul yani burada. Bamya'da açan çiçekler hasat zamanının geldiğini müjdeliyor. Burada yetiştirilen bamyalar kurutmalık olarak hazırlanıyor. Bu nedenle bamyaların olgunlaşmasına izin vermeden çiçek açar açmaz toplamak gerekiyor. Verimli bir ürün elde etmek için sabah saatlerinde açan çiçeklerin hasat edilmesi lazım. Günlerce sürecek hasat boyunca her yeni günle birlikte çiçekleri açan bamyalar sabırla toplanacak. Bamyanın açması çok önemli. Açtığı an bugünlük açan bir çiçek bamya. Bunu çiçek olarak toplarsak daha güzel oluyor. Bamyamız daha temiz oluyor. Bunu ne kadar temiz toplarsak bamyamız o kadar verimli oluyor. Bugünden yarına kalırsa, bugün kalanı yarın alamazsan o zaman ne yapıyor? Kaval dediğimiz bamyada kaval oluşuyor. O kavalda verimi düşürüyor bamyada. Çiçeği azalıyor o zaman. Çiçeklerin açılması aynı zamanda hasat için vaktin azaldığını gösteriyor. Eğer bir an önce toplanmazlarsa bamyalar hızla büyümeye devam edecek. Bu durumda ürün kurutmalık olma özelliğini kaybetmiş olacak. Ancak ne kadar acele edilse de kaçınılmaz olarak hasat esnasında olgunlaşmış bamyalarla karşılaşacaklar. Neyse ki bu ürünler de ziyan edilmiyor. Onlar şöyle kullanıyor. Onlar kuruyor son aylara rağmen. Bamyanın son günlerine kadar kuruyor. İçinde tohumluk olarak alıyor onu. Tarlada kalıyor, o tohum oluyor. Kuruduğu an işte bamya tohumumuz çıkıyor. Onu ekiyoruz, onu öyle değerlendiriyoruz. Burada bamyadan en yüksek verimi alabilmenin yolu tarlaları bölmekten geçiyor. Çünkü bamya tarımında aynı tarlada düzenli olarak hasat yapmak doğru değil. Bu tarladaki hasat sona erdi. Şimdi bir diğer tarlaya geçecekler. Bamyanın, ekeceğim bamyanın tarlasının üstünden en aşağı 5 sene geçmesi lazım. Eğer ki bu sene ektik, seneye aynı tarlaya ekersek olmayan mahsul. Vermiyor tarla mahsulu. En aşağısı 5 sene geçecek. Ne kadar böyle arası süresi uzun olursa tarla dinlenmiş oluyor, bamya daha güzel veriyor. Uygun oluyor bamyası. Hatun, hasat zamanı geldiğinde oldukça yoğun bir tempoda çalışıyor. Yaklaşık 5 ay süren hasat süresince durup dinlenecek çok az vakti oluyor. Eşini kaybettikten sonra bütün yükü sırtlamak zorunda kalmış. Eşim de çalışkandı. O hangi iş olursa olsun biz beraber atılmışızdır her işe. Her işe, erkek iş olsun, kadın iş olsun. Yani bana bu işleri bana alıştıran eşim. Yani eşimin sayesinde Allah razı olsun. Mekanı cennet olsun. Beni güçlü yetiştirdi. Ben baba evimden ben bu işlerin hiçbirini bilmeyerek geldim. Hiçbirini. Beni her şeye alıştırdı. Beni güçlü yetiştirdi.
Her konuda. Önce Allah, sonra kendime, her konuda güveniyorum. Tarladan ürünler toplandı. Şimdi mesai evlerde devam edecek. Bamyalar evde bir gün bekletildikten sonra ipe dizilerek kurutmaya bırakılıyor. Yılların kazandırdığı tecrübe, beceri ve el çabukluğuyla tüm işlerin üstesinden hakkıyla geliyor hatun. Ancak yine de onca işin ağırlığı çökmüş omuzlarına. Eşinin ona emaneti olan Talip, elinden geldiğince bu yükü paylaşmaya gayret ediyor. Yanımda eşimin akrabaları var, garibanlar iki tane. Yani onlar benim yanımda. Eşimin, kaynatamın vasiyeti. Onların vasiyeti. Bunlara bakacaksın, bunlara hor görmeyeceksin. Yol bilmiyorlar, konuşmayı bilmiyorlar, bir yer bilmiyorlar. Dışlandılar, bunları mağdur ettiler. Her şeyde mağdur ettiler. Dışladılar. Ben bunlara tam 28 yıl oldu, bunlar benim yanımda. 28 yıldır yanımda. Yani bir gün eksiksiz. Sevdim, alıştım. Ben onlarsız, onlar bensiz olamıyoruz. Onlar bana, ben onlara. Biz birbirimize sahip çıkarak gelip geçiyoruz. Beraberiz. Bir tane kızım var. İşte o garibanımın var bir tane çocuğu. Onunla beraber gidiyorum, geliyorum. Onunla topluyoruz, geliyoruz. Eşinin ve kayınvalidesinin emanetlerine sahip çıkan hatun, bu topraklarda benzerlerine sık rastlanan bir vefa örneği gösteriyor. Onların hatırasını yaşatmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. İpe dizilen bamyalar artık kurutulabilir. Bu iş evlerin çatı aralarında yapılıyor. Bamya doğrudan güneş altında değil, gölgede kurutuluyor. Binbir emekle tarladan toplanan ve kurutulan ürün satışa hazır hale geliyor. Şimdi ya olmasa ne yapayım? Böyle bir yani gelir var bir evde. Böyle bir kazandıracak mahsul. Yani tamam, hazır bir iş değil. Kolay da değil ama tabii ki çalışmanı istiyor. Çalışacağım, yapacağım, çatacağım. Tabii ki memnun kalıyorum. Çalıştığın karşılığını almak insana daha çalışma hevesi veriyor. Ben bunu yaptım, bunu kazandım. Gene yapacağım, daha da fazla yapacağım. Düşüncesiyle çalışmak daha da güzel. Çalışmak güzel şey. Çalışan kazanıyor, kazandırıyor çalışmak. Ailesi için döktüğü alın terinin ne kadar değerli olduğunun farkında hatun. Gecesini gündüzüne katarak verdiği bu mücadele hep onlar için. Onun gibi vefakar insanlar sayesinde huzur evlerden hiç eksik olmuyor. Hayvancılıkla uğraşanların aklı da gönlü de hep yayladadır. Çobanlar burada rahat eder en çok. Hayvanların rahatça beslendiği ve hareket ettiği bu geniş otlaklar onlar için biçilmiş kaftandır. Çobanlık yapan Erdem ve oğlu Emirhan, ilkbaharda geldikleri Ordu Mesudiye'nin alçak bel yaylasında sonbahara kadar kalmaya niyetliler. Etrafta kimselerin olmadığı, göz alabildiğine uzanan bu güzel arazide hayvanlarını otlatırken en büyük yardımı köpeklerinden alıyorlar. Köpeklerim iyi. Şu ana kadar bir tane hayvan yaralatmadım bu sene. Geçtiğimiz sene bir tane yedirdim ayıya. Bu sene de bir tane yaralatmadım. Köpeklerim o konuda saat gibidir. Koyun kalktı kalkarlar, yattı yatarlar. Koyunla beraber gezerler. Yeni yerişen yavruları var. Onlar daha harikadır. Onlar daha iyiler yani. Bu sene acemi, seneye daha iyi olacaklar Allah izin verirse.
Bölgede yabani hayvan sayısı oldukça fazla ve bu durum sürü için tehdit oluşturuyor. Erdem büyük bir sorun yaşamadan ona emanet edilen hayvanları yayla dönüşünde sahiplerine eksiksiz olarak teslim edebilmek istiyor. Şu anda sorumlu olduğum 900 hayvan var. 900 hayvanın sorumluluğu bana ait yani. Yani 7, benimle beraber 8 kişinin hayvanı var burada. 50 koyun olan var, 100 olan var, 120 olan var, 30 olan var. Hastası olursa sahibini arıyorum, gelip alıyor. Tedavisini yapıyoruz. Kaybedersek çermesini çekiyoruz. Yani sahip çıkmak iyi bir şey. Şimdi sahip çıkmasam bana bir sene koyun katarlar, ondan sonra katmazlar. Ben 5 senedir aynı hayvanları getiriyorum. Arkadaşlar sen götüreceksin diyor, başka yere vermiyorlar. Talep çok ama benim gücüm buna yetiyor. Çobanlığın görünen ve görünmeyen çok fazla zorluğu var. Küçüklüğünden beri çobanlık yapan Erdem'in tüm yaşamı bu zorluklarla iç içe geçmiş. Yıllar önce çobanlık dışında bir meslekte daha denemiş şansını. Ancak bu deneme oldukça acı bir şekilde sonuçlanmış. Yani gurbete gidelim dedik, bir mesleğimiz olsun dedik. Müteahhit işinde çalışıyorduk. Elektrik işiydi. Olay kıştı, kar vardı, tel kopmuştu, yüksek gelirim teli. Yokladık, ceyran yoktu, okul bahçesindeydi. Çelik çocuk çarpılmasın diye o teli kaldıracaktım. Ceyran akımına kapıldım, kaçak ceyrana yakalandım. Bundan kollar sakat kaldı ikisi de. 88'in ikinci ayında oldum. İkinci ayın 24'üydü. 35 sene bitti yani. 23 yaşımda çarpıldım. Nişanlıydım. Düğünüme 3 ay vardı. Sakat kaldı diye vermediler. Sonradan işte 39 yaşımda evlendim. İki tane oğlum var. Ellerinizden öper. Bu çocuk da beni bırakmadı. Babam sakat diye. Bu hayvanı da çok seviyor. O yüzden bu işe devam ediyor. Beni de bırakmıyor. Yaz, kış devamlı yanımda. Oğlu Emirhan'dan gördüğü vefa, onun için hiçbir şeyle kıyaslanmayacak kadar değerli. Tek başına üstesinden gelemeyeceği her işte Emirhan devreye giriyor. Şey, koyunun bütün şeylerini yapabiliyorum yani. Şey, hepsini ben yapıyorum şu anda. Şey, mesela koyun kuzuladığı zaman bazı koyunlar kuzuyu edemediği zaman biz şey, koyunlara bayağı yardımcı oluyoruz. Ondan sonra şey, babam kendisi şey, koyunu doğurtamıyor. Şey, hemen beni arıyor çünkü elleri tutmadığı yüzden şey, mesela koyunu kaldıramıyor, edemiyor. Koyun kuzuladığı zaman alamıyor, koyun hastalanıyor. Ondan sonra koyunu kesmek icap ediyor gerekirse. Ondan dolayı şey, kendisi yapamıyor bayağı. Ama böyle şey, bahçede, yaylada falan kendisi yayıp getirebiliyor yani. Erdem'in mevcut durumda sorumluluklarını yerine getirmesi hiç de kolay değil. Ama o zorluklar karşısında kolay pes edecek biri değil. Her şeye rağmen mücadeleye devam etmiş. Yıllar içinde işini daha iyi yapabilmek için çözümler geliştirmiş. Elim çubuk tutmaz, değnek tutamam, taş atamam. Ayağımın üzerine taşı koyar, atarım koyunun önüne. Ayakkabıyı fırlatırım hayvanları korkutup geri döndürmek için. Veya tek tek başlarına giderim, ıslık ederim, bağırırım, öyle döndürürüm. Sen bağır dönmez, benim ıslığıma alışmıştır, benim sesime alışmıştır, döner gelir. Ama bir başkasınınkine dönmez. Erdem, oğlundan aldığı desteğe çok şey borçlu. Her ne kadar bazı işleri kendi yapabilse de Emirhan'a büyük bir minnettarlık duyuyor. Evladının üstün karakteri bir baba olarak onu çok gururlandırıyor. Bana diyorlar zaten ya, bu böyle bir çocuk nasıl oldu, bu neyin nesi? Sen diyorlar böyle çocukları nasıl yetiştirdin, nasıl eğittin? Ben çocuklarıma öyle güzel şeyleri söylerim. Şöyle yapın, böyle yapın. Hem de büyüklerine de saygılıdırlar. Yani bir şey söylesem hiç itiraz etmez. Tamam baba der. Diğer oğlum da öyle, bu da öyle. Bu işe bu daha meyilli olduğu için bu beni bıraktı. İkimiz bu işi götürüyoruz yaz kış. Sürünün sabah gezisi sona erdi. Öğlen sıcağında biraz dinlendikten sonra akşamüstü tekrar çıkacaklar yaylaya. Yıllardır devam eden bu rutine bugün de harfiyen uyuyacaklar. Gözün görüyorsa, karnın doyuyorsa
ağzın yiyorsa mücadele etmek zorundasın. Mesela benim yanımdan hastanede yatarken bir öğretmen gitti, kol bacak kesildi komple. İki kol, iki bacak. Adam dedi, gözüm görüyor dedi, ağzım konuşuyor dedi, buna da şükrolsun. Bugünüme şükrolsun. Ben böyle bu halde dünyayı geziyorum. Benim emsallarım, benden küçükler, benim yaptığımın onda birini yapma şansı yok. Yapamazlar. Kimse yapamaz kolayla. Ama ben alıştığım için, küçük yaştan beri bu şeye alıştığım için yapıyorum. Yaparım da yani. Ne zaman vazgeçeceğim? Ne zaman yürüyemez hale gelirsem? Çocuk da bu işe devam ederse hiç bırakmam. Çocuk ben yapamıyorum baba, daha ben istemiyorum dediği an iş biter. Çocuğa bağlı. O çok gönüllü. Bırakmaz yani. Yani çoğu genç bu işleri pek sevmez. Şey, küçüklükten beri bir şeyim var yani, merakım var. Ondan beri yapıyorum. Ya şimdilik mesela bir tane çoban almış olsan çobanın masrafları oluyor. Ben de bu işi sevdiğimden dolayı, bir de babama yardım etmek amaçlı. Ondan dolayı koyunculuğa başladık, çiftçiliğe. Erdem uzun yıllar boyunca yemek yerken büyük zorluklar çekmiş. Neyse ki yakın zamanda bu sorunu çözebilmesi için bir yardım eli uzanmış kendisine. Ancak yine de Emirhan herhangi bir ihtiyaç halinde destek olabilmek için bir an bile olsun gözünü babasından ayırmıyor. Bu 6 aydır da kendi yememi kendim yemeye başladım. Bir sağ olsun bir duyarlı vatandaş yardımcı oldu. Bir aparat yaptırdı. Onun yardımıyla kendi yememi yiyebiliyorum yani. Çay içme aparatı ayrı yaptırmışlar. Ondan çayımı içiyorum. Çocuk diyorum, yani çocuk daha önce iyiyse benim için daha iyi ama yemiyor çocuk. Önce sen karnını doyuracaksın baba diyor. Eşim de öyle. O da yemez kesinlikle. Önce beni doyuracak ondan sonra. Hayatın karşısına çıkardığı engelleri aşarken ailesinden hep destek görmüş Erdem. Aile fertleri tek vücut olarak inanılmaz bir dayanışma örneği sergilemiş. Kendi kendimize yetiyoruz, kimseye muhtaç olmuyoruz. Bize yetiyor şükrolsun. Yani ötekine berikine ihtiyaç duymuyoruz. Kendi ihtiyacımızı böylelikle karşılıyoruz yani. Başka bir şeyim yok. Erdem ve ailesi yaşam boyunca karşılaştıkları zorluklara hep birlikte göğüs germişler. Engelleri aşmanın hep bir yolunu bulmuşlar. Çünkü bu yuvanın temeli bağlılık ve sevgi üzerine inşa edilmiş. Ve adına vefa denen sütun tarafından ayakta tutuluyor. Anadolu'da göçün etkilerinin belki de en çok hissedildiği kentlerden biridir Kastamonu. Yıllar içerisinde nüfusu büyük oranda büyük şehirlere göç eden Kastamonu'da özellikle dağ köylerinde bu sorun daha fazla göze çarpar. Ancak bazıları ne pahasına olursa olsun terk etmez yurdunu. Salim doğup büyüdüğü köyüne büyük bir tutkuyla bağlı. Şartlar ne kadar zor olursa olsun Daday'daki köyünden bir an bile uzaklaşmak istemiyor. Köyünü terk etmemek için bazı nedenleri var. Uzun yıllar yaşamını bölüştüğü eşini burada toprağa verdi. Onu ardında bırakıp köyden uzaklaşmaya gönlü el vermiyor.
İkimiz böyle mum gibi büyüdük mesela. Hadi gidelim, kalkalım, gezelim, çocuk görelim. Beraber mesela o inek çağıma giderse ben de gider atlarını süpürürdüm. Tabii boyuna ikimiz görerdik bu şeyi. Şimdi onunla dönünce yalın kaldık. Böyle işe giderdik. Malı uyardık da şurayı günün için öyle giderdik 12'ye kadar. Kesim yapardık. Tabii ormanda çok çalıştık ikimiz. İkimiz çalıştık başka imkanı yok. Acı, tatlı, binlerce an, binlerce hatıra kalmış geride. Onca sene sırt sırta verdiği hayat arkadaşıyla nice işin üstesinden gelmişler. Sürekli çalışarak, üretkenlik içerisinde geçen senelerin ardından Salim için eşinin vefatına alışmak hiç de kolay olmamış. Ancak yine de hayata tutunmak için mutlaka bir uğraş buluyor kendine. Sıkılmaz. Çünkü gezerin, mantara gideriz. Evden aşağı iniriz, namaza gidiyor mesela. Sıkılma hayat. Vakit geçiyor yani şükür olsun. Vakitimiz iyi. Kendi kendimize işimizi de kuruyor. Şimdi iş yok ki. Eskiden çok iş vardı, çok. Yaprak çekerdik, değmene giderdik, pazara giderdik. Yığınları duvarından sürerdik. Samanlık buy. Neler çekerdik abi sen ne diyorsun? Burada doğduk, burada büyüdük, burada alıştık. İşinle yoğurduk, işinle. Ya şaka değil. Ormanın kapıları bugün şefkatle açılıyor Salim'e. Bu kocaman mantarın ismi Porcini mantarı. Yörede ayı mantarı ismiyle de anılıyor. Bugün şansı oldukça yaver gitti. Şimdi topladığı mantarlarla kendisine harikulade bir ziyafet çekebilir. Ayıbetti. Tabii mantar yemeği başka. Tabii canım mantarın yemeği iyi olur. Ya mantar işi böyle keseceğiz, doğrayacağız, yağın içine atacağız, yağınla kavuracağız. Hiç edemezsin o iki de yumurta kır, hadi be boğazın. Orman içindeki Okluk Köyü, insanlar yıllar içerisinde buradan uzaklaşınca vahşi yaşamın ortasında kalmış. Ancak Salim için bu durum hiç de korkutucu değil. Kendisini her an her şeye hazırlamış. Öyle ki mezar taşını bile şimdiden yaptırmayı ihmal etmemiş. Kendisiyle ilgili tüm endişelere ve ilerleyen yaşına rağmen köyde tek başına yaşamını sürdürmekte zorluk çekmiyor Salim. Burada olmanın kendisini dinç tuttuğuna inanıyor. Eşinin vefatının ardından geçen 12 yıllık sürede yeni bir düzen kurmayı başarmış. Güçlü bir aidiyet beslediği köyünde yüreğinde taşıdığı hatıralarla baş başa bir yaşam sürüyor. Eksilmeyen, aksine giderek artan bir özlemle yad ediyor eşini. Şuram ağrıyor dedi bir arada. Göğsüm ağrıyor benim dedi. Şurada bir şey varmış dedi, sertlik dedi. Bu büyük oğlandan yolladım. Doktora varıyor da bir şey yok dedi doktor. O yüzden kanser olmuş. Kanser. Göğüs kanseri. Tabii.
Ondan 5 gün sonra büyümeye başladı. Eğittim ben kendim Kastamonu'ya, kanser dediler. Gel git Ankara'ya, Kastamonu. Epey yattı. 8 gün bir hastanede. Ankara'da çok yattı. Ondan sonra tekrar Ankara'da ameliyat ettirdim. Sabahlayarken geldi doktor, bana baktı. Her yerini kanser sarmış, fayda yok dedi. Fayda yok, hiç uğraşmadı. Hastalığın son aşamasında geçici bir süre için eşiyle birlikte oğlunun Daday'daki evine yerleşmişler. Ölüm Allah'ın emri. Ancak vedalaşmak ikisi için de hiç kolay olmamış. Gel filan dedi. Böyle açtı. Gel yanıma dedi. Geldi. Böyle rahmet onası elimi tuttu. Ama Şafika dedim rahmet onasıya. Sakın hakkın helal et dedi. Helal olsun dedim. Niye öyle diyorsun dedim beni. İki gece sonra orada öldü. Hakkın helal et dedi. Duydu yani. Onu hayata bağlayan bu terk edilmiş köyde, evine ve eşinin hiç eksilmeyen hatırasına duyduğu vefayla yaşayıp gidiyor Salim. Kök saldığı topraktan kopamayan ulu bir çınar misali ayrılmıyor buralardan. Ve bedeli ne olursa olsun sevmeye, özlemeye ve beklemeye devam ediyor. Canlılar yaşamlarını devam ettirebilmek için ağaçların nefes alıp verişlerine muhtaçtır. İnsanoğlu yaşamsal pek çok ihtiyacını ağaçlardan karşılar. Onların yokluğu hem doğayı hem de insanoğlunu büyük bir çıkmaza sokar. Karasal iklimin hüküm sürdüğü Kayseri'de ormanın kıymetini en iyi bilenlerden birisi de Mustafa. Yaşamını doğup büyüdüğü bu toprakları ağaçlandırmaya adamış. Ve bu amacı gerçekleştirmek için yoğun bir çaba içerisinde. Orman hava demektir, orman su demektir, orman toprak demektir, orman bitki çeşitliliği demektir, hayvan çeşitliliği demektir. Yaşanabilir ısı aralığı demektir ve orman zenginlik demektir. Ağaç sevgisi Mustafa'ya babası tarafından vasiyet edilmiş. Çocukluğundan beri çevreyi ağaçlandırmak için çalışıyor. Onca yıl içerisinde önemli bir ders edinmiş. Bu bölgeyi ağaçlandırmak için sadece fidan dikmek yetmez. Kayseri'nin kavurucu sıcaklarında fidanların hayatta kalabilmesinin tek yolu bu fidanları suyla buluşturmaktan geçiyor. Ağaçları diktiğim yükseltiye göre hangi aralıklarla şey yapacak sulamam gerekiyorsa onu tespit ediyorum ve o aralıklarla suluyorum ağaçları. 2000 metrenin üzerinde sulamasanız olur. Sonbaharda dikerseniz kuzey cephesi toprak çok zenginse ve yükseltide 1500 rakımın üzerindeyse sulamadan büyüyebilir. Güney cephesi ama. Yok güney cephesi kesin sulamanız gerekir. Ve düşük rakımlarda da mutlaka sulamanız gerekir. Sulamayacaksanız yani o ağaçlar kururlar, yazık olur. Hocam arabama bidonları dolduruyorum. Sulayacağım yere gidiyorum. Sırtıma takıyorum bidonları. Çünkü onların hepsi benim çocuğum. Hiçbirine atlamamaya çalışıyorum. Orada hepsini tek tek suluyorum. Yetmezse tekrar bir sefer daha yapıyorum.
Mustafa, uzun yıllardır doğayı korumayı görev edinmiş kendisine. Fidanları hayatta tutabilmek için mütevazı imkanlarıyla elinden geleni yapıyor. Haftanın 4 gününü ağaç dikmeye ve onların bakımına ayırıyor. Geri kalan 3 günde ise antrenörlük yaparak fidanlar için yaptığı masrafı çıkarmaya çalışıyor. Yaşında emekli oldum. 43 yaşına kadar sadece hafta tatillerimde dikiyordum. Ama emekli olduktan sonra çok kitap okumaya başladım. İnternetten çok araştırmaya başladım. Ağacın faydası olduğunu öğrendim. Ve ülkemizin iklim direncini yükseltmek için fidan dikmeye başladım. Onun için köylere gitmeye başladım. Köylüleri seferber etmeye başladım. Köylülere fidan dikersek eğer köyün cazibesi artar, köyün suyu çoğalır, köyde toprak çoğalır, köyde hayvancılık, arıcılık güçlenir, tarım güçlenir. Bunlar güçlenince de ülkemiz kalkınır diye köylüye anlatmaya başladım. Kayseri'de sadece bulunduğu çevreyle yetinmeyen Mustafa, ulaşabildiği tüm köyleri de ağaçlandırmaktan geri durmuyor. Gittiği köylerde boş bulduğu tarlaların kenarlarına bile fidan dikiyor. Ağaç dikerken özellikle meyve fidanlarını tercih etmesinin ise özel bir nedeni var. Bakar mısınız? Ağaçlar elma veriyor, armut veriyor, kayısı veriyor, yer bitkileri domates veriyor, salatalık veriyor. Bunları neden yapıyorlar? İnsanlar yesin diye mi? Hayır. Yoksa hayvanlar yesin diye mi? Hayır. Bitkiler ve ağaçlar bu meyveleri yapıyorlar. Ve bize diyorlar ki, siz bu meyveleri yiyin, onun karşılığında da çekirdeklerini toprağa ekin diyorlar. Yani ücretini peşin olarak veriyorlar bize. Ama biz ne yapıyoruz? Şeftali yiyip de kabını çöpe atıyorsak uyumsuzluk yapıyoruz. Köylerde daha fazla sayıda meyve fidanı dikerek aynı zamanda insanlara ekonomik olarak da değer katıyor. En büyük hayali ise tüm Türkiye'nin bu çabasına ortak olabilmesi. Yani mesela 80 milyonuz, her 80 milyon kişi 4'er tane meyve fidanı dikse, götürse köyünün bağına bahçesine 120 milyon meyve fidanı ediyor. Türkiye gibi 4 tane ülkeyi beser. Türkiye zengin olur. Başka bir şeye gerek kalmaz yani. Köşesine çekilip hiçbir şey yapmadan bekleyecek biri değil o. Günleri hep bir koşuşturmaca ve yoğunluk içerisinde geçiyor. Gücü ve zamanı yettikçe gözünün gördüğü her yeri ağaçlandırmak için çalışıyor. Allah bize bu dünya bir cennet olarak verdi değil mi? Irmaklar tertemizdi, dünyanın %70'i ormandı. Şimdi iklim krizi var diyorlar. Niye diyorlar? Çünkü şu anda dünyanın %30'u orman. %70'i ormandı. %70 orman olsun yine olmaz iklim krizi. En azından ve 10 yılımız var. Bu 10 yıl içerisinde dik. 10 yıl sonra diksek de büyümeyecek. Öyleyse ülkemizdeki orman miktarını 10 yıl içerisinde %50 üzerine çıkarmalıyız. Mustafa'nın tüm çabası daha iyi ve daha yaşanılır bir dünya için. İçinde yaşadığı bu gezegene karşı borçlu hissediyor kendisini. Bu borcu ödemek için büyük bir vefa duygusuyla mücadelesini sürdürüyor. İyiliğin gerçek değerini bilenler, doğaya, insana, canlı cansız her varlığa derin bir vefa duygusuyla bağlıdır.
sırtında taşıdığı yükün ağırlığına aldırış etmeden, hiçbir karşılık beklemeden vefakarlık gösterir. Ve bedeli ne olursa olsun yaşam yolculuğunda hiç kimseyi geride bırakmaz.